ne yaşadığını, niçin yaşadığını ve nasıl yaşadığını bilen seçmenin adıdır milliyetçi seçmen. Hı hı. Ne yaşıyoruz? Evet. Efendim, işte ben hayat tarzıma şöyle oluyor da işte özgürlüğüm kısıtlanıyor da falan. Otururuz bunu tek tek konuşuruz. Konuştuk da zaten. Ha, konuştuk da. <laughs> az önce. Ha. Peki şu, şu şu son 12 yıldır ivmelenen, şu yaşadıkları senin senin yaşamına dokunduğunun farkında değil misin? bu ülkenin içerisinden Amerikan emperyalizminin bir derin devleti çıktı. Mücadele bitmedi. Senin geleceğini çaldı senin pozisyonlarının belki de birçoğu onun uhdesinden senin elinden alındı. Bu ülkenin geleceğine, arkasındaki ağlarının çıkarlarına, o küresel baronların çıkarlarına pozisyon aldı. Bugün yaşadığımız süreçte bu terör örgütlerinin dizilişine, bunlara karşı verdiğimiz canların bedeli ödenemez kuşkusuz. Ama harcanan parayı da bir düşün. Bu senin evinin, aşının yansımadığını mı düşünüyorsun? Teslim mi olalım bu mücadelede? Korumayalım mı haklarımızı? Bak zenginliklerimiz varmış etrafta denizlerde. Hiç hiç haberimiz yokmuş. Fark ettik, çıkartıyoruz şimdi. Geliyor evine, bağlanıyor, faturasına yansıyor. Yine bir partinin genel başkanı diyor ki bu Rus gazı olabilir. Bunu belki Putin vermiş. Ya kokusundan anlıyor nasıl bir şey? <laughs> Değiş bir koku Araba yapılıyor, iniyor, insanların ya. evine giriyor. Diyor ki ya bu gökten mi indi? İtalyanlar mı yaptı? Ben buna inanamıyorum devrim Otomobil'in intikamı alınıyor, içselleştiremiyor onu. onu Tevfik Anadolu'ya hal... maket ha, diyor. Maket diyor. Hala böyle yazanlar var. Aslında. Ve buna inananlar var. Hani o Tele genel yayın yönetmeninin seçim öncesi aldığım kuvvetli bir istihbarat bilgisine göre müthiş bir sahtekarlık yapılacak. Nasıl olacak? Oy pusulasında Kemal Kılıçdaroğlu'na veren verilen evet mührü saat 17 itibariyle oradan <laughs> kalkacak. şey, Tayip <laughs> e, Tayyip Erdoğan'ın hanesine yazılacak. Anladım. Bunu söyledi ya. Ben de hatırlarsanız teknik olarak böyle bir şey mümkün mü diye sormuştum. Evet dedi. ben ben sizi yanıltmıştım ben orada tabii evet. şimdi Benim bunu bunu yaptım. söyleyen ve yanında da bir profesör oturuyor. O da bunu güzel bir dinliyor. O da böyle kafasını sallıyor. Sağ evet, Emre evet. Kongar evet, böyle. Evet, evet. O, vay diyor ne enteresan. <gülüyor> <gülüyor> daha, ne? <laughs> daha, daha, neye inanmaz ki? Bütün bunları. Hocam kazanın doğurduğuna inanıyorsunuz. Yani, da. Evet. yani şimdi, <laughs> şimdi, şimdi milliyetçi, <laughs> işte. Bak, milliyetçi, milliyetçi, milliyetçi seçmen işte. Teknik olarak inanmasın. Milliyetçi, milliyetçi seçmen benim verdiğim mücadele, bu, bu toprakların verdiği mücadele bir bağımsızlık mücadelesidir kardeşim. Yüz yıl önce olduğu gibi bu yıl, bugün... <laughs> Bugün de budur. Bu mücadelede biz geleceğimize sahip çıkmak istiyoruz. Bu terör örgütlerinin yeryüzün hiçbir yerinde olmayan bir şeyde ne, neden benim başıma geliyor bu? Bunu bilendir.